Mesela dün mecliste çıkmış Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi diye soruyor. Eline diline dursun. Defaatle anlaşılan o ki bu zat hiçbir Birleşmiş Milletler toplantısını takip etmemiş. Tabii bunların gözü var görmez. Kulağı var duymaz. Çünkü bunların kalpleri mühürlü. Bu zatın geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği, bu da çok enteresan, kavga etmeye geliyorum. Bu sözü ve bununla bağlantılı olarak dile getirdiği ya bana katılın ya önümden çekilin meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga elbette vardır. Bizim 40 yılı aşan siyasi hayatımız hep bununla geçti. Milletimizin ortak değerlerini oluşturan inancımız ve kültürümüz adına ülkemizi kalkındırmak için gerektiğinde 7 düvelle kavga ettik. Milli iradeyi korumak, milletin emanetine sahip çıkmak için gerektiğinde canımız pahasına bir mücadele ortaya koyduk. Bu FETÖ'cüler bizi kaldığımız yeri gelip bombalamadılar mı? Gelip oralarda bizim yanımızdaki korumalarımızı şehit etmediler mi? Ve biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Hatırlıyorsunuz o günleri. Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Bunlar milletle kavga etmeye geliyor. Bunlar milletin hak ve özgürlük kazanımlarıyla kavga etmeye geliyor. Bunlar ülkeye kazandırdığımız eser ve hizmetleri yerle yeksan etmenin kavgasını vermeye geliyor. Bunlar Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmi utancına geri döndürmek, zulmü, yokluğu, yoksulluğu, sefaleti ortlatmak için kavga etmeye geliyor. Bunlar ülkemizin başını bölgesinde ve dünyada eğecek kepazelikler sergilemeye geliyor. Velhasıl bunlar yeniden milletin başına bela olmaya geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Masa diye kurdukları altı benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı. Daha ortak aday belirleme dirayetini bile gösteremeyenlerin ülkenin hiçbir kritik meselesinde kararlı tutum ortaya koyamayacaklarını görmek için allame olmaya gerek mi var? Yok. Muhalefet diye ortada salınanların ne dediklerine, yaptıklarına bakıyoruz. Karşımıza çıkan manzara ise şu. Kimi çıkıyor, ülkemizin iftihar vesilesi eserlerine, hizmetlere sataşıyor. Kimi çıkıyor, vatandaşlarımızın inanç özgürlüklerine, eğitim ve kıyafet haklarına dil uzatıyor. Ama bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle hep savaşmışlardır. Ama şimdi bakıyorsunuz, bunlar vitrin için özellikle bazı siparişler de veriyorlar. Ve bu siparişleri de vitrinlerde sergiliyorlar. Ya biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz. Siz bir gün bakarsınız rozet takarsınız, öbür gün gider o hanım kardeşimizin rozetini söker alırsınız. Siz busunuz.